Herkese merhaba arkadaşlar. Diz ağrıları olan kişiler için egzersiz önerileri, spor ekipmanları ve sağlıklı tavsiyelerde bulunacağım. Bununla ilgili videoyu sonuna kadar izlediğinizde kuvvetle muhtemel sizi sakatlıktan koruyacak çok önemli bilgileri öğrenmiş olacaksınız. Evet, şöyle başlayalım. Ee, öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Eğer dizinizde bir ağrı, bir acı duygusu hissediyorsanız ki bu çok yaygın yaşanan birçok kişinin şikayet ettiği bir durum. Ve bunun önüne geçmeniz için yani bunu en aza indirgemeniz için yapabileceğiniz çok sağlıklı uygulamalar var. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken konu tabii ki de doktorunuzun bir kontrolünü almak. Bununla ilgili tavsiyelerini almak. Sonrasında da bu tarz işte egzersiz gibi yöntemlere, fizik tedavi gibi yöntemlere yönelmek. Doktorunuzdan onay aldınız ve dedi ki hafif derecede egzersiz yapabilirsin dedi size. Şimdi burada bir kere yapmamanız gereken bir egzersizle başlayalım. Birincisi koşu bandı. Koşu bandı maalesef ayak bileği, diz ve bel sakatlığında biraz sabıkalı, sıkıntılı bir spor ekipmanı. Neden? Özellikle diz ağrısı, diz sakatlığı gibi bir durum yaşıyorsanız... Ayaklarınızı her yere vurduğunuzda o darbe yukarı dizlerinize doğru çıkıyor. Yani omurgamızın S şeklinde olmasının sebebi çok iyi absorbe eden bir yapı olmasıdır arkadaşlar. Yani eğer S şeklinde olmasaydı vücuttaki kıvrımlar, tendonlar, kaslar olmasaydı ayağınıza her yere vurduğunuzda o darbe beyninize gider ve travma yaşardınız. İşte vücut hep bunu tolere ediyor. Ve belli bölgelerde bu stres birikiyor. İşte birçok kişinin de koşmayı bilmediğini, atletizm eğitimi olmadığını varsayarsak, bunun yanı sıra basış bozukluğu olduğunu da varsayarsak ki gördüm inanın ki birçok insan içe basıyor, dışa basıyor, ayaklar geriye ağırlıklı basıyor, öne çok yük veriyor gibi yük aktarımını doğru yapamıyoruz. Ve bu da dizlerimizi sakatlanmaya yatkın hale getiriyor. O yüzden eğer dizlerinizde bir ağrı, bir sakatlık gibi bir durum varsa, doktorunuz sizi uyardıysa koşu bandından Uzak durun arkadaşlar. İkincisi ip atlama ve trambolin gibi işte diz ekleminin çok açılıp kapanmasını sağlayan yine egzersizlerden uzak duralım. Bir diğeri e, dizleri yere koyarak sert bir zemine koyarak egzersiz yapmayalım. Yani sert yerlerle değil de eğer dizlerinizi yere koymanız gerekiyorsa bir minderle o ortamı yumuşatın, yeri yumuşatın. Yine bunu namaz kılarken kişiler de düşünebilir dizlerinin altına koyarak ki doktorlarımız bunu öneriyor. Ee, ve bu şekilde e, ne, yap, ne yapacaksınız? Açıkçası e, egzersiz yaptığınız alanın e, ortopedik hale getireceksiniz. Peki ama hocam hangi ekipmanları kullanabiliriz? Burada karşımıza çıkan mesela bir koltukta ben şu anda oturuyorum. Beni yatay bisikletle düşünün. Yatay kondisyon bisikleti. Oturduğum için üst gövdedeki yük aktarımını pelvisin üzerine yani kalça kemiğinin üzerine yapıyorum ve üst gövdemin ağırlığı dizlere gitmiyor arkadaşlar. Yani e, onlarla yüzlerle falan çarpın aşağıya giden yükü çok ciddi bir yük artışı oluyor. Ayakta durduğunuzda, oturduğunuzda dizlere giden yük aynı değil. O yüzden daha çok oturmalı kardiyo. Aletleri güvenli gözüküyor. E, yatay kondisyon bisikleti benim favorim. Yatay kondisyon bisikleti. E, dikey de olabilir ama dikey bir tık daha dizlerde açıkçası baskın olabiliyor ama yine o da Koşu bandına göre daha güvenli ama dikeyden de daha güvenli olan yatay kondisyon bisikleti o anda çevirirken hem terliyorsunuz nabzınız artıyor hem de çok güzel şekilde dizlerinizi korumuş oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu önerebilirim. Su içi egzersiz yapma imkanı olanlar, yüzme imkanı olanlar suyun içine giriyorlar. Düz koşu, ters koşu suyun içinde böyle yavaş yavaş yüzüyormuş gibi. Yan yürüme yengeçler yan yan yürüyor ya böyle yan yürüyüşler sağdan soldan ayakla çapraz adımlamalar şeklinde her açıda bacak kaslarınızı çalıştırın. Bak bunun altını çiziyorum. Sadece düz değil zaten vücudunuz ön açıda çok fazla güçlenmeye müsait. Geriye yürüyüşler yanlara yürüyüşler çapraz adımlamalar yani ayaklarınızın birini böyle birini böyle atarak böyle değişik adımlamalarla. Kaslarınızı her açıdan 3 boyutlu 4 boyutlu olarak düşünün. Diz çevresindeki bütün kasları takviye ettiğinizde kaslar e, diz bölgesine diyor ki ben de yanındayım destekçinim hadi bakalım birlikte bu üst gövdenin ağırlığını taşıyacağız diyor ve o bölgeyi lütfen güçlü tutun arkadaşlar. Fitness aletlerinde de en hafif kiloda leg extension dediğimiz bacak kaldırıp indirme aleti var. Yine onu da doktorunuzun onayını alarak diz programına dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Yine diz çevresindeki patella etrafındaki kasları da güçlendirme konusunda güzel benim değer verdiğim egzersizlerden bir tanesi. Özellikle biliyorsunuz basketbolcularda çok fazla diz sakatlığı oluyor. Bunun önüne geçmek için biz sezon öncesi leg extension aletiyle güçlendirmeler yapıyoruz arkadaşlar. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki bir yani fizyoterapistinizin onayını mutlaka alın. Bir fizyoterapistten danışmanlık alın. Size bir egzersiz listesi hazırlasın. Bunu dahil edin. Benim yine bu konuda yapmış olduğum dik duruş akademisi merkezimizde çalışan fizyoterapist arkadaşlarım var. Yani onlarla hazırladığımız programlarımız var. Mesela işte bir mini band var. Mini bandı takıyorsunuz dizin etrafına. Bandı dışarı aç kapat. Bunlar yapılabilir. Bandınız yoksa iki dizinizin arasına bir yastık koyup yastığı sıkıştır ve bırak sıkıştır ve bırak şeklinde bunları yapabilirsiniz. Bacaklar yukarı aşağı kaldırılabilir. Ee, yine ayaktayken su içi olmasa bile hafif yana yürüyüşler, geriye adımlamalar şeklinde yapabileceğiniz güvenli egzersizler var. Bunları da dediğim gibi bulabiliyorsunuz. Bu videoyu neden çektim? Bu videoyu şu yüzden çektim. Diz sakatlığı olduğunu bilmeden birçok kişi koşu bandı alıyor. Ee, bir, koşmayı bilmiyor. İki, yere yanlış basıyor. Yani ayağın içi böyle bastığı zaman ayağın içi basınca diz de dönüyor arkadaşlar. ayağın dışa basıyorsa diz diğer tarafa dönüyor. Yani diz kapağının hep yanlış bir açıya baktığı yerde sürekli ayaklarını yere vurursan ne olur? Dizler sakatlanır. Bunun olmaması adına eğer dizinizde şüphe duyduğunuz bir durum varsa hemen doktor kontrolü. Bununla ilgili kendinizi sağlama aldıktan sonra da güvenli ekipman olarak yatay kondisyon bisikleti uygun gibi gözüküyor. Su içi egzersizler en değerli egzersizlerden bir tanesi imkanı olanlar da onunla da yapabilirler arkadaşlar bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki videolarda sorularda görüşmek üzere. Yine sizin de benzer sorularınız varsa aşağı yorumlar bölümüne yazmayı, paylaşmayı unutmayalım. Bunları da gücümüz, nefesimiz yettiği ölçüde cevaplamaya çalışacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.